Bismillahirrahmanirrahim. Fiili gibi amel eden kelimelerin üçüncü kısmı ismi fail, dördüncü kısmı da ismi meful. Bu kelimeler nasıl fiil gibi amel ederler? Yani fail ve meful alırlar. Faillerini nasıl raf ederler? Mefullerini nasıl nasb ederler? Bu konuyla alakalı dersimizi işleyeceğiz. Önce ismi faili ve ismi mefulu kısaca bir tanıtalım. İsmi fail ve ismi meful amel etme bakımından eşittir. Yani aynı şekilde, aynı şartlarda amel ederler. Birisini iyice anladığınız zaman ikisini de çözersiniz arkadaşlar. Şimdi biz ismi faili önce anlatacağız. İsmi faili güzelce anladığımızda ismi mefulü de zaten anlamış olacağız. Aradaki fark ismi fail kalıpları ve ismi meful kalıpları farklı farklı, bunları bilmektir. Evet, ismi fail neydi hatırlayalım. İsmi fail işi yapan isim demek. Sülasi mücerret ve mezit fiillerden, yani sülasi mezit veya rubai fiillerden yapılan iki formu var. Tabi bunların kendi içlerinde de şeyler var, kalıpları var, babları var. Biz burada örnekleri hemen hatırlamak için kısaca özetledik. Alimun, mesela işi yapan kişi değil mi? Biraz önce tarifte ne dedik? İşi yapan isim demek. Alimun, alim kişi. Rakibun, binen kişi. Nazilun, inen. Yani burada kişi demeye sınırlı, kişi diyerek sınırlandırmayalım arkadaşlar. İnen şey de olabilir. Evet, gailun mesela, söyleyen kişi. Bayun, satıcı, satan kişi. Bunlar birer köken olarak, mana olarak fiilden türediği için fiil gibi amel edebiliyor. Ama bir tarafları da isim bunların. İsmi fail diyoruz. İşte böyle isim tarafı ve fiil tarafı, iki tarafı da olduğu için arkadaşlar fiil gibi amel edebiliyorlar. Bu tabi bir fiilin yaptığı gibi güçlü bir şekilde manaya dahil olamaz. Ancak kendisi de ismi fail olarak bir fail veya hem fail hem de meful alabilir arkadaşlar. Şimdi sülasi mücerretten yapılanları gördük. Bir de mezitlerin ve rubai fiillerin örneklerine bakalım. Bunlar rubailer ve mezitler yapılırken arkadaşlar ufak bir fark var. Yukarıda sadece failun vezninde geliyordu ismi failler. Bu sülasi mezitler, yani üç harflerin harf eklenmiş olanlarıyla rubai fiillerde şöyle bir kural var. Muzari fiilden türetiliyor biliyorsunuz. Muzaraat harfi atılıyor. Muzaraat harfi atılıp yerine zammeli, yani ötreli bir mim harfi getiriliyor. En sondan önceki, yani sondan bir önceki harfin harekesi de esre yapılıyor. Mesela yükrimu fiilinden, muzari fiilinden ne yapacağız? Önce şu y'yi atacağız arkadaşlar. Yerine mim getireceğiz. Bakın burada mim gelmiş. Sondan bir önceki yükrimu, değil mi? Bunu da esreli yapacağız. Mükrimun şeklinde ikram eden kişi. Hocam yukarıda bu nasıl oldu şimdi? Rakibundu mesela, alimun, kail. Bunlar sülasi olduğu için böyleydi arkadaşlar. Üç harfli fiil. Bunlar ise 3'ten fazla harfe sahip olan fiillerde uygulanan kalıp. Mesela yuallimu fiilinden nasıl bir ismi fail türetilir? Başındaki muzarat harfi atılır. Yerine mim getirilir. Bakın muallimun. Sonundan bir önceki harfte şu şekilde şurada esreli yapılır. Muallim biliyorsunuz öğretmen, öğretici kişi, öğreten kişi, öğretmen demek. Evet, kısaca ismi faili hatırlamış olduk. Bir de ismi failin mübalağalı, yani mübalağalı ismi fail sigaları var. Bu ne demek mübalağalı? Yani bu işi yapıyor ama çokça yapıyor. Bunların kalıpları var. Kısaca buraya aldım. Yine arkadaşlar kendi içindeki kalıpları öğrenmelisiniz. Burada mesela fealun en meşhur kalıplarından bir tanesi. Vehhabun. Vehhab, çok bağışlayan, çokça bağışlayan. Bu Allah Teala'nın isimlerinden bir tanesi. Mesela kezzebun. Şimdi kazibun var. Yalan söyleyen kişi demek. Kazibun. Bir kere, ama bir yalan söyleyen bir kere. Kazibun, yalan söyleyen adam. Ama kezzabun dediğin zaman çokça yalan söyleyen adam. Bu da ismi faildir. Ama bunun diğer ismi failden farkı ne? Bu mübalağalı. Yani bu abartılı. Artık bu işi çok abartıyor. Mesela allametun. Çok bilgili kişi. Mesela adam var, nahivi bilir. Adam var, nahivi, sarfı, imlayı, kıraati, işte istimai, muhadeseyi hepsini bilir. Bu allame oluyor misal.
Yani örnek olsun diyorsun. Mesela adam bir hadis biliyor, öbürü hadis külliyatlarını ezbere biliyor. Bir adam var işte fıkıh kuralından abdesti öğrenmiş, öbürü abdestin nasıl alınacağını öğretmeyi de biliyor. Yani aradaki fark bu. Birisi biliyor ama öbürü daha fazla biliyor. Ya bu çok bilgili bir manada. Allametün. Mesela keşşafetün var. Bunların sonuna T getirdik. Getirmesek de olur. Keşşafun mesela. Keşifun. Bir keşfetmiş. Bir tane buluşu var. Yani bu keşifun aslında keşfeden kişi ama izci manasına geliyor. Keşifun bir şeyi bulmuş. Keşşafun çokça birçok şeyi bulmuş yani. Buluş sahibi. Birçok buluşu var. Buradaki T'ler nasıl bir özellik kattı hocam bunlara? Hemen notumuzda bakalım. Sonuna tayi merbuta gelen kelimelerin müzekkerliği ve müennesliği, yani burada keşşafetün, allametün kelimeleri hocam müennes mi müzekker mi nasıl anlayacağız diye sorarsak, bunların müzekker mi müennes mi olduğunu önüne bir isim getirerek anlarız arkadaşlar. Bakın şurada görünebilir. Bintün keşşafetün, izci kız. Önüne bint kelimesini getirdik. Müennes. O zaman bu keşşafetün müennes oldu. Mesela burada müzekker getirdik. Racülün fehhametün. Çok zeki adam. Gördünüz mü? Burada da müzekker olarak kullanıldı. Bu şu manaya gelir. Tay marbuta burada bir cinsiyet ifade etmekten öte mübalağa ifade etmek için gelmiştir. İkinci veznimizde hemen inceleyelim. Mif'alun vezni. Mirbahun, miktamun. Çok kazanan mesela mirbahun. Mikdamun çok atılgan. Bu kalıp arkadaşlar. Örnekleri çoğaltabilirsiniz. Yani bu ismi fail kalıbına giren her fiil bu kalıba da girebilir. Yani kullanıma bağlı bir şeyi çokça yaptığını bildirecekseniz, abartı olarak söyleyecekseniz bu kalıpta söyleyebilirsiniz. Buradaki dört kalıpta. Üçüncü vezin feulün kalıbı. Mesela kefurun. Zalumun. Çok nankör mesela. Çok zalim. Mesela saburun. Sabur çok sabırlı demek. Bu üçüncü veznin bir ortak tarafı var. Sıfat-ı müşebbehe ile birlikte aynı kalıpta ortaktır arkadaşlar. Sıfat-ı müşebbehe olarak da gelir yani bu kalıp. Dördüncü kalıba bakalım. Fe'ilin yani Sıddık'ın en meşhur arkadaşlar. Sıddık, Ebu Bekir Sıddık hatırlayın. Çokça doğru sözlü yani. Çok doğru söyleyen insan. Mesela şirrîrun, şerir kelimesinden şirrîr, çok şerli bir insan. Çok şirret. Burada mübalağalı ismi faillerin sigalarına değindik. Şimdi asıl mesele henüz gelmedik. Burada amel etme falan yok. Biz ismi faili ve mübalağalı ismi faili bir hatırlamak için vezinlerine örnekler verdik. Şimdi amellerine bakalım arkadaşlar. İsmi fail nasıl amel eder? İsmi fail kendisinde iki durumu bir araya getirdiğinde, iki şartı bulundurduğunda malum fiil gibi amel eder. Bakın burası önemli. İsmi failler malum fiilden türer. Malum fiil neydi? Hem fail hem de meful alıyordu, değil mi? Malum fiil fail alır. Peki bir de meçhul fiil vardı. Meçhul fiil neydi? O da naibi fail alırdı. Edilgen fiil diyorduk biz ona. Evet, bu malum fiil gibi amel eder. Eğer müteaddi fiilden türediyse fail ve meful alır. Lazım fiilden türediyse fail alabilir. Yani bu şekilde her zaman fail ve meful alacak diye bir şart yok. Bakacağız fiilimiz eğer kök olarak müteaddi ise fail ve meful alıyor. Lazımsa sadece fail alıyor. Ama şunu da unutmayın arkadaşlar. İsmi fail ister zahir isterse müstetir olarak yani mutlaka bir failin üstünde amel eder. Şimdi düşünün. Adı üstünde ismi fail diyoruz ya. Bu işi yapan bir kişi lazım. Mesela ketebeden katibun dediğin zaman yazan birini söylemene gerek yok zahir. Zaten katibunun içerisinde bir yazan var. Yani yazıcı kişi var. Gizli bir özne, gizli bir fail var. Onun için ismi failde böyle bir özellik söz konusu. İster zahir olarak Ali Veli gibi özel isim getirebilir, isterse müstetir bir zamir olarak amel eder ama her halükarda fail alır, bunu unutmayalım. Evet, şimdi gelelim bu iki durumdan bahsetmiştik. İki durumu bulundurursa eğer diye. Birinci durum neydi? Başında elif lam olursa. Arkadaşlar ismi fail bu bahsettiğimiz biraz önce bir önceki slaytta söylediğimiz mesela nazilun, katibun, katilun mesela bu kelimelerin başına elif lam gelirse hiçbir şarta hacet yok. Hemen
fail ve meful alabilir. Yani elif lamla olursa şartsız, koşulsuz amel eder. İkinci durum ne? Eğer elif lamsız yani nekra olursa. Burada biraz dikkat arkadaşlar. Eğer ismi failimiz nekra olursa mutlaka önünde ne olacak? Bir soru edatı olacak. Veya olumsuzluk edatı olacak. Bakın. Veya mübtedadan sonra gelecek. Amel edebilmesi için. Yani mübtedadan sonra gelmiş olacak. Kendisi mübteda olmaz. Mübtedadan sonra gelecek. Veya başında bir olumsuz yapacak bir edat olacak. Veya bir soru edatı olacak. Ne zaman nekra olarak, elif lamsız olarak gelirse. Şimdi biraz önce söylediğimiz notumuz burada. İsmi fail, zahir veya müstetir bir failde her zaman, her halükarda amel eder. Yani ismi failin faili her zaman vardır. Bakın şurada. Câe kâşifun. Câe kâşifun. Bakın buradaki kâşifundaki arkadaşlar şurayı şey yapalım. Evet. Kâşifundaki fail hüvedir. Burada normalde bir fail filan vermemiş. Neyi bu? İzci geldi. Ya da keşfeden kişi geldi. Bu zaten kâşifun dediğim ismi fail içinde bir hüve zamirini bulunduruyor, barındırıyor. Şuradan bakalım. Câe kâşifani. İki izci geldi ya da iki kâşif geldi. Şimdi buradaki kâşifani de bakın ne var? Tesniye olduğu için failimiz hüma gelmiş. Bu ismi fail kalıplarının da basit bir çekimi var arkadaşlar. Kâşifun mesela onu örnekte verelim. Kâşifun, kâşifani, kâşifune, kâşifetün, kâşifetani, kâşifatün şeklinde çekebiliriz. Hemen yine önemli bir notumuz var. İsmi failler kendisi ismi tasgir yani küçültme isimleri var ya Hureyre mesela değil mi? Böyle bir isim olursa veya kendisi biraz önce bahsetmiştik mevsuf olursa sıfat değil de mevsuf olursa o zaman amel edemez arkadaşlar. İsmi tasgir olmayacak, mevsuf olmayacak. Yani ismi failin amel edebilmesi için gerekenlerden, şartlardan bir tanesi de bu. Evet, birinci durum demiştik. Elif lamlı ise her durumda amel eder. Elif lamla marife olan ismi fail şartsız, koşulsuz amel eder. Ne gibi? Örnek verelim bakın. Er-racülü, er-rahilu, ebuhu, İbrahimu. Babası giden adam İbrahim'dir. Bakın buradaki rahil kelimesi aradığımız ismi fail. Elif lamı gördük mü? Elif lamlı olarak geldiği için hemen kendisinden sonra ne gelmiş? Fail almış bakın. Ebu kelimesini vavla merfu yapmış yani. Fail merfu olmuş. Hocam İbrahim nedir burada? İbrahim mübtedanın haberidir arkadaşlar. Evet babası giden adam İbrahim'dir. Hocam burada mübteda, er-racülü mübteda, er-rahilu ne dedik? İsmi fail dedik arkadaşlar. Er-rahilu kelimesi mübtedanın sıfatıdır aynı zamanda. Bakın tekrar edelim. Er-racülü rahilu ne demek? Giden adam. Giden adam. Buradaki rahil kelimesi tamam kendisi ismi faildir ama isim cümlesinin ögesi olarak söyleyeceksek er-racülünün sıfatıdır. Evet, sıfat. Sıfatun merfu'un şeklinde irap yaparız. Sıfatun merfu'atun ve alametur raf'i ez-zamme ez-zahira şeklinde. Ve huve ismu fa'il. Aynı zamanda ismi fa'ildir. Mu'arrafun bi eliflam. Eliflamla marifedir. Bakın gördüğünüz gibi eliflamla marifedir. Sonra başka ne diyoruz arkadaşlar? Ya'melu amele fi'lihil ma'lum. Ma'lum fiilin ameli gibi amel eder. Peki bunun buradaki rahil kelimesinin faili kim? Ebu kelimesi. Hayır adam fail olmaz. Babası giden adam. Er-rahilu ebuhu. Onun babası bakın onun babası giden adam. İbrahim'dir. Zaten bu arkadaşlar biraz şöyle zihin oyunu gibi düşünebilirsiniz. Biraz yormanız lazım kafanızı. Dolambaçlı ifade gibi düşünün. Evet ilk bakışta hemen böyle Câe Zeydun ya da Câe Aliyun ile Saffi'deki gibi basit cümleler düşünmeyin. Yani böyle biraz üstüne kafa yormamız lazım. Ve sonraki örneğimize bakalım. Câe El Kâtibu El Vâcibe. Bakın yine eliflamla marif olarak gelmiş. Ödevi yazan geldi.
Buradaki katip kelimesi ismi faildir. Doğru. Peki bu ismi failimiz her zaman dedik ya bir fail alır. Bunun faili nerede? Bunun faili gizli işte. El katibu huve. El vacibe nedir? Burada mef'uldür arkadaşlar. Evet. Ahmedu el hafizu sirra sadiqihi muhlisun. Ahmet kimdir? Arkadaşının sırrını saklayan ihlaslı bir kimsedir. Şöyle arkadaşımız sormuş. Hocam sıfat yönünden uyar mı? Arkadaşlar sıfat mevsufuna uyar. Yani sıfat ister mübtedanın sıfatı olsun, ister failin sıfatı olsun, ister mef'ulün sıfatı olsun, isterse harfi cerli bir ismi mecrurun sıfatı olsun. O isme cinsiyet yönünden, sayı yönünden, marifelik nekralık yönünden ve hareke yönünden mecbur uyacak. Dört yönüne uyacak. Yani burada konum olarak hangi konumda geldiyse ona uyacak. Mübtedaya gelmiş sıfat olarak mübtedaya uyacak. Hem cinsiyette, hem harekede, hem marifelikte, hem sayıda uymak zorunda. Ya burada mübteda olması şart değil. Başka bir yerde sıfat olarak gelse oradaki şartlara uymak zorunda. Dört şart unutmayın. Evet şu Ahmet konusunu bir daha işleyelim. Ahmedu el hafizu sirra sadiqihi muhlisun. Ahmet kimdir? Ahmet arkadaşının sırrını koruyan ihlaslı, muhlis bir kimsedir. Şimdi burada el hafizu ismi faildir. Aynı zamanda da Ahmet kelimesinin sıfatıdır. Hocam Elif Lamlı gelmiş. Evet Ahmet marife olduğu için bu da marife gelmiş. Evet dammeli gelmiş. Müzekker müzekker. Tekil tekil. Peki hafız kelimesinden sonra sirra kelimesi var. Bu da el hafizu ismi failinin amel ettiği için mef'ulü olarak gelmiş arkadaşlar. Normalde şimdi yukarıdaki cümleye de baksanız, bu cümleye de baksanız bu iki cümle şöyle büyük olarak yani genel olarak düşünün ikisi de isim cümlesi. Ahmedu ile başlayan, Erraculu ile başlayan iki cümle de isim cümlesi. Hocam meful nereden çıktı o zaman diye soran arkadaşlara tekrardan söyleyelim. Bu meful ismi fail amel ettiği için hafız kelimesi fiili gibi hafaza fiili gibi amel ettiği için hem fail hem meful alabildiği için burada meful oldu arkadaşlar. İşte el hafizunun faili ismi failin faili gizli özne hüve. Bunun mef'ulü de sırra kelimesidir. Bakın mef'ul mansup olarak gelmiş. Sırra sadiqi derken sadiqi arkadaşının sırrı diyor. Burada muzafun ili. Bu da hi aynı şekilde muzafun ili. Muhlis da Ahmet kelimesi mübtedanın haberi olarak gelmiş. Şimdi burada detaylı incelememizi yapalım. El hafizu Ahmet'ten sonra gelen kelimemiz sıfatun merfuatun biz zamme. Damme ile merfudur. Tamam. Aynı şey aynı zamanda ve huve ismu fa'il muarrafun bi elif lam. Aynı zamanda da ismi faildir ve bakın elif lamla marifedir. Değil mi? Elif lamla marifedir. Ya'melu amele fi'lihil ma'lum. Peki ne gibi amel etmiş? Malum bir fiil gibi amel etmiş. Bunun faili kim? Vel fa'ilu zamirun müstetirun takdiru huve. Dedik ya huve zamir olarak gizli özne. Sirra kelimesinin irabı nasıl yapılır? Mef'ulun bih mansubun bil fethati şeklinde yapılır. Bu da İmam-ı Birgivi Hazretleri'nin örneği. Bir bakalım arkadaşlar orada ne diyor? Ez-zâribu gulâmuhu amran ems indenâ. Dün çocuğu Amr'ı döven kişi yanımızdadır. Bakın şimdi cümleyi anlamaya çalışın arkadaşlar. Dün çocuğu Amr'ı döven kişi. Dayak yiyen kim? Amr. Döven kişi kim? Çocuk. Şimdi çocuk mu yanımızda? Çocuğun babası mı yanımızda? Bunları iyi anlayın arkadaşlar. Bakın burada ed-dâribu aradığımız ismi fail. Döven. Döven kimse. Kim dövmüş? Gulâmuhu. Onun çocuğu dövmüş. Amran kimi dövmüş? Bakın bu işin üstünde ortaya çıktığı kişi. Bakın işi yapan değil. İşin üstünde yani ismi meful. Yani bu meful arkadaşlar. Evet. Ems bu zaman bildiriyor. İndena yanımızdadır. Bu da bu en baştaki mübtedanın. Ed-darib aynı zamanda mübtedadır arkadaşlar. İndena da onun haberi oluyor. Şimdi dönelim buradaki olayımıza.
Daribu ismi fail dedik. İsmi fail amel etmiş mi? Etmiş hocam. Bakın gulemu kelimesini zahiren yukarıdaki örneklerde hep müstetir olarak alıyordu failini. Burada zahir bir şekilde fail almış arkadaşlar. Peki amran nedir? Amran da bu el-zaribu ismi failinin mef'ulüdür arkadaşlar. Bu el-zaribu elif lamla marife olmuş ismi failimiz hem fail almış, raf etmiş hem de mef'ul almış, nasb etmiştir arkadaşlar. Yani tam bir şekilde amel etmiş diyebiliriz. Burada bir notum var. Elif lamla olunca bu ismi fail arkadaşlar. Geçmiş zaman olması fark etmez, amel eder. Bakın bu önemli, çok önemli gerçekten. Çünkü elif lamsız olduğunda bu şart iptal oluyor. Demek ki elif lamla marife ise ismi fail, zaman önemli değil. Geçmiş zaman da olabilir, şimdiki zaman da olabilir, gelecek zaman da olabilir. En başta dedik ya, eğer bu ismi failler, bakın elif lamla marife ise şartsız, koşulsuz amel eder. Yani fail alabilir, meful alabilir. Onun için geçmiş zaman olması bir şey ifade etmiyor. Yani bu elif lamlıysa her halükarda amel eder. Şimdi gelelim ikinci duruma. Zaten bunun iki durumu var. Bir elif lamlı olması, bir de elif lamsız olması. Biliyorsunuz elif lamlı olduğunda tenvin alamaz ama elif lamsız nekre olduğunda tenvin alabilir. Şimdi eğer elif lamsızsa ismi failimiz aşağıdaki koşullara bakacağız. İsmi fail şimdiki zaman olmak zorunda. Bakın dikkat. Eğer nekraysa yani elif lamsız ise şimdiki zaman veya gelecek zaman bildirecek. Demek ki zaman olarak nereye ait olacak? Şimdiye veya gelecek zamana. Geçmişle işi olmaz, mazi olmaz arkadaşlar. Nekranın geçmişle işi olmaz. Nekra ise ismi failimiz şimdi veya gelecek zaman olacak. 2. Başında soru edatı, olumsuzluk edatı veya mübteda veya bir mevsuf olmalı. Yani bunlardan sonra gelmeli bizim ismi failimiz. Yani soru edatından sonra gelmeli. Olumsuzluk edatından sonra gelmeli. Mübteda veya mevsuftan sonra gelip sıfat olmalı. Hemen örneklerle inceleyelim. Bunlar daha iyi anlaşılacak. Şimdi ma sami'un ahuke nasihati. Kardeşin nasihatimi dinlemiyor. Bakın hangi zamanda? Gördünüz mü? Şimdiki zamanda. Başına ne gelmiş? Olumsuzluk gelmiş. Evet. Buradaki sami'un kelimesi ismi faildir arkadaşlar. Ve ismi fail olduğu için de ehu bunun failidir. Nasihati olarak gelen bu mütekellim yasına muzaf olan kelime de mefuldür. Hocam niye esre olmuş? Biliyorsun mütekellim yası bitiştiği zaman başka hareke alamaz arkadaşlar. Şurayı anladık. Hu kelimesi fail. Kimin faili? İsmi failin faili. Nasihati kelimesi de mef'uldür. Kimin mef'ulüdür? Semyon yani ismi failin mef'ulüdür. Bu ismi fail aynı zamanda da mübtedadır arkadaşlar. Şimdi başında olumsuzluk edatını gördük. Şimdi de soru edatına bakalım. Erakibun seyyaratekel yevme. Bugün binen misin arabana? Yani bugün arabana biner misin? Burada gördüğünüz rakibun kelimesi ismi faildir. Ve amel etmiştir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi meful almış ve nasb etmiş bunu. Başına şartını bakın elif lam yok. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Semi'un kelimesinde de elif lam yok. Rakibun kelimesinde de elif lam yok. Bunların amel edebilmesi için işte ya olumsuz gelecek ya da bu şekilde soru gelecek. Başka mübteda veya mevsuf gelecek. Bir sonraki slaytta gelecek arkadaşlar. Şimdi burada rakibun kelimesi bir fail almış mı? Almış. Nerede hocam? Gizli özne arkadaşlar. Bakın burada ente sen diyor. Sen biner misin? Bugün arabana bugün biner misin? Manasında rakibun bir gizli fail almış. Yani müstetir zamirle fail almış. Şimdi bakalım mübtedadan sonra gelir demiştik. Hüseyin'in şakirun Rabbehu. Bakın mübtedadan sonra bizim şakir şeker alan türetilmiş ismi failimiz geldi.
Gördüğünüz gibi elif lam yok. Elif lamsız olursa amel etmesi için müptedadan sonra gelmesi de bir şarttı. Evet, müptedadan sonra gelmiş. Bakın, Hüseyin kimdir? Rabbine şükreden kimsedir. Şükredendir. Buradaki Şakirun ismi faildir. Bunun faili arkadaşlar, ismi failin failine Hüseyin diyemeyiz. Bakın, fail öne geçmez. Burada ne diyeceğiz? Bunun faili hüvedir diyeceğiz. Peki Rabbe kelimesi nedir arkadaşlar? Bu da mef'uldür. Şakirun ismi failinin mef'ulüdür. Şu cümleye bakalım. Câe racülün dâribun sadîguhu. Arkadaşı dövücü olan, arkadaşı dövüşçü olan bir adam geldi. Şimdi bakın, buradaki daribun kelimesi nedir? İsmi faildir. Hocam elif lamsız gelmiş, nasıl amel edecek? Arkadaşlar, elif lamsız geldiği zaman mevsuftan sonra gelirse amel edebilir. Bakın, yukarıda mübtedadan sonra gelmişti. Racül kelimesi mevsuf, daribun da bu mevsufun sıfat olarak gelmiş. Nasıl adam geldi? Dövüşçü adam. Yani dövücü adam ne düşünüyor? Dövüşçü adam. Buraya böyle söyleyebiliriz. Sıfat. Yani daribun ismi fail ama aynı zamanda da sıfat. Mevsuftan sonra geldiği için sıfat. Bu şekilde de elif lamsız geldiğinde amel eder arkadaşlar. Amel etmiş ve fail almış. Bakın, sadigu kelimesini almış fail olarak. Şimdi bu elif lamsız ismi failler şu şekilde de gelebilir. Bakın, Halidun katibun el vacibe şeklinde elif lamla bir mef'ul alabilir veya elif lamsız direkt muzaf muzafun ileyh olarak da alabilir. Halidun katibun vacibi ya da katibul vacibi. Şuradaki şöyle arkadaşlar tembih olmaz. Katibu vacibin. Gördüğünüz gibi burada ne olmuş? Muzaf muzafun ileyh olmuş. Yani ismi mecrur olarak gelmiş. Her iki durumda da gelebilir. Yani bu örnekler bu şekilde. Halit ödevi yazandır. İkisi de aynı manaya geliyor. Burada meful almış, nasb etmiş. Burada da aynı şekilde meful almış. Ancak ismi mecrur olarak, yani muzaf muzafun ileyh olduğu için ismi mecrur bu şekilde, yani ismi mecrur olmaz da muzafun ileyh olduğu için arkadaşlar ne olmuş? Cer olmuş. Ama buraya mecrur isim demeyiz de ne deriz? Mef'ul deriz. Kimin mef'ulü? İsmi failin mef'ulü deriz arkadaşlar. Bu muzafun ileyh olacak. Şimdi şurada nekra ismi failden sonra mef'ul iki şekilde gelebilir. Örneğimizi verdik. Peki hocam, bunlar hep böyle tekil örnek verdik. Acaba tesniye olsa veya cemi olsa ne olur? Arkadaşlar, tesniyeleri ve cemileri de aynı şekillerde, aynı koşullarda amel ederler. Şimdi gelelim ismi mef'ule. İsmi mef'ul arkadaşlar, ismi failden amel etme yönünde ayrılmaz. Aynıdır. Yani ismi fail hangi şartlarda amel ediyorsa ismi mef'ul de aynı şartları kullanarak amel eder. Peki mana olarak nedir? Tabii ki farklıdır. İsim fail işi yapan kişi demekken isim meful de yapılan, edilen demek. Hemen okuyalım. Yapılan işten etkilenen isimdir. İsmi fail yapan, yapıcı veya yapar gibi manalara gelirken isim meful yapılan, yapılır, yapılmış. Bakın, hep bir edilgen sigası var. Gördünüz mü? Edilgen yapı var. Bu manalara gelir. Sülasi mücerret fiillerden türetilenler. Biliyorsunuz sülasi mücerret dediğimizde üç harfliler demek. Mef'ulun vezninde gelirler. Katereden maktulun, öldürülmüş. Fetahadan meftuhun mesela. Mahbubun, sevilen. Mefhumun, anlaşılmış ya da anlaşılan. Şimdi buradaki manaları gördünüz arkadaşlar. Bir edilgen tarafı var. Bakın, değil mi? Bir şey yapılmış, edilmiş, anlaşılmış gibi. Bir de sülasi mezit, yani üç harflere eklenmiş fiiller ve dört harfli fiillerin ismi mef'ullerine bakalım nasıl olacak. Burada ismi failden ayrılan ufak bir nokta var. Dikkat edin. Muzari fiilden türetiliyor. Muzarat harfi atılır. Yerine dammeli mim getirilir. Evet, baş harfi mim yine. Sondan önceki harfin harekesi fetha yapılır. Arkadaşlar, bu önemli. Çünkü ismi failden ayrıldığı tek nokta burasıdır.
Evet, yunaqişu fiiline bakın. Yunaqişu, münakaşun. Bakın kaf harfine ne yaptık? Fetha koyduk. Baş harfini muzarat harfini attık. Yerine mim koyduk. Ve sondan bir önceki harfi de fethaladık. Bakın, münakaşun şeklinde. Tartışılan demek. Şimdi gelelim bunun nasıl amel ettiğine bir örnekle izah edelim. Çünkü diğer şartlar, eliflamlı olmak, eliflamsız olmak şartları ismi faildekinin aynısı arkadaşlar. Sadece ismi mef'ulün kalıplarını bileceksiniz. Kelimeyi yerine koyacağız. Bakın, ismi mef'ul meçhul fiil gibi amel ederek naibi fail alır. Gördünüz mü? İsmi failler fail alıyordu. Direkt fail alıyordu. Çünkü malum fiilden türüyordu. Ancak ismi mef'uller nereden türüyormuş? Meçhul fiillerden türüyor ve naibi fail alıyor. Hatırlarsanız meçhul fiillerden sonra gelen kelimeye biz naibi fail diyorduk. Onun için ismi mef'uller de naibi fail alırlar. Evet, ismi fail ve ismi mef'ulün amel etme şartları aynıdır dedik. Hocam bu şartlar neydi? İki şartımız vardı. Hatırlayın. Eliflamlı olmak şartı, bir de eliflamsız olmak şartı. Bu iki şartın da kendi içerisinde ayrıldığı noktalar vardı. Eliflamsız olanlar şimdiki zaman bildirmek zorundaydı. Gelecek zaman bildirmek zorundaydı. Veya müptedadan sonra gelecekti. Veya bir mevsuftan sonra gelip sıfat olacaktı. Veya önünde soru edatı. Veya bir olumsuzluk edatı olacaktı. Yani bu şartları ismi faille aynı. Şimdi örneğimizi inceleyelim. El kutubul musavveratu suhufuha kesiratun. Sayfaları resimli olan kitaplar çokçadır, çoktur. Şimdi musavveratu, bakın bu ismi fail, ismi mef'uldür. Buradaki ismi mef'ulümüz amel etmiş. Niye amel etmiş hocam? Eliflam varsa zaten şartsız, koşulsuz amel eder diye söylemiştik ismi failde. Bu da aynı. Eliflam olduğu için hemen amel etmiş. Suhufu ha demiş. Bakın fü'yü gördünüz mü arkadaşlar? Fail. Ama nasıl fail? Meçhul fiille amel ettiği için naibi fail. Evet, bu bunun naibi fail olmuş arkadaşlar. Naibi fail olarak bunu almış. Hocam bu mef'ul alır mı? Alır arkadaşlar. Buraya örnekleri çoğaltmak istemedim. Şimdi kitabımızdan örneklere geçebiliriz. Önce ismi fail ile alakalı örnekleri çözelim. Sonra ismi mef'ul ile alakalı örnekleri çözelim. Ben burada örneklerin üstüne yazılarımı yazdım. Şimdi anlatalım arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Haddit ismül fail ve siyagül mübalağa vel ma'mulu fil cümle taliye ve sebebül amel. Şimdi buradaki ismi failleri ve mübalağalı ismi failleri bulacağız. Bunlar nasıl amel etmişler ve kendinden sonra fail ve meful olarak ne almışlar? Bunları işaret edeceğiz. Bakalım. Birincisinden başlayalım. Hel entünne hafizatun eşşi'ra. Şimdi kızlara soruyor. Siz şiiri ezberlediniz mi? Bakın hafizatun kelimesi ismi faildir. Ve bunun failin ismi failin faili de entünnedir arkadaşlar. Eşşi'ra kelime olarak da hafizatun amel etmiş. Eşyara kelimesini meful olarak almıştır. Şimdi sorarım arkadaşlar, bu niye amel etmiş? Hem de eliflamsız. Hemen yazın oradan. Niye amel etmiş? Eliflamsız olup da amel etme şartlarından hangisini sağlamış? Burada ne var? Hemen hatırlayın, eliflamsız amel etme şartları neydi? Soru edatı var. Mesela olumsuzluk edatı, soru edatı, mübteda, mevsuf. Bunlardan sonra gelirse amel ederdi. Evet, soru edatı var, hel var. Güzel. Ve kelbuhum basidun dira'ihi bil vasit. Kehf suresinde bir ayet-i kerime arkadaşlar. Burada oradaki kehf, ashabı kehfin köpeğini tasvir ediyor. O da ayet-i kerimede şöyle geçer. Ön ayaklarını, ön iki ayağını mağaranın girişine doğru uzatmış. Basidun yaymış, uzatmış. Zira'ihi ön iki ayağını bil vasit mağaranın girişinde ve yatıyordu. Şimdi onların köpekleri Basidun. Bakın Basidun burada aradığımız ismi faildir. Ve bu ismi failin faili de hüvedir. Yani o köpekten bahsediyor arkadaşlar. Zira'ihi de bu basit kelimesinin tesniye olarak gelmiş mef'ulüdür. Şimdi hatırlarsanız tesniyenin nasb alameti ye'nundu değil mi? Tesniyenin nunları ve ceminin nunları izafette düşüyordu. Onun için buradaki zira'ini olması gereken şuradaki nun uçmuş. Nereye uçmuş arkadaşlar? Hü zamiri bitiştiği için nun düşmüş.
Evet, zira'ihi kelimesindeki zira'i bunun mefulüdür. Kimin mefulüdür? Basitun ismi failinin mefulüdür. Üçe bakalım. İttasaltu bi amilin mütkinin amelehu. Buradaki mütkin kelimesi ismi faildir. Bunun faili hüvedir arkadaşlar. Amelehu da bunun mefulüdür. İşinde mahir, işinde dikkatli, işinde uzman bir kişiyi telefonla aradım diyor. Dörde bakalım. Esaburun ala taati sabrake alel masiyeti. Buradaki sabur kelimesi mübalağalı ismi fail. Kefur vardı hatırlayın. Şekur vardı. Sabur vardı. Bunlar mübalağalı ismi fail sigalarında gelmiş. Başında soru edatı olduğu için amel etmiş arkadaşlar. Buradaki mefulü de sabra kelimesidir. Onu da söylemiş olalım. Beşe bakalım. Er-Rasulü el-Mubelligu Risaletehu Eminun. Şimdi el-Mubelligu, bakın buradaki elif lamla gelmiş. Zaten her halükarda amel eder değil mi? İsmi failimiz bu. El-Mubellig. Risalete kelimesi de bunun nesidir? Mefulüdür. Bunun faili nerede? Hüve arkadaşlar. Gizli özne hüve. Altıya bakalım. Teavventu ma'al-muellifi el-kitabe. Müellif kelimesi. Elif lamla gelmiş. Bir ismi fail ve amel etmiş mefulünü almış arkadaşlar. Bakın kendinden sonra gelen meful kelimeyi nasb etmiş. Hemen bir şey hatırlatmak istiyorum. Hocam ismi fail, ismi meful nasıl amel eder? Arkadaşlar ya da amel etmesi ne demektir? Arkadaşlar ismi fail veya ismi meful olan kelimeler amel etti, amel ediyor, amel etmiş dediğimiz zaman şunları anlayacağız. Kendinden sonraki kelimeyi fail olarak aldıysa merfu, eğer mef'ul olarak aldıysa da mansup yapıyor. İşte bu duruma amel etmesi diyoruz. 7'ye bakalım. Sadiqi mizyafun men yezuruhu. Arkadaşım misafirperverdir. Kim için? Kendisini ziyaret eden kimseye misafir ikram eden. Yani misafirperver mizyaf kelimesi. misafiri seven kişi. Bu ismi mübalağalı ismi fail tabii ki. Siga olarak mübalağalı ismi fail sigasında. Peki bu amel etmiş mi? Etmiş arkadaşlar. Men ismi mefsulünü kendisine mefur olarak almış. İsmi mefsul biliyorsunuz ismi mefsuller mebnidir. Ve mahallen irab alır. 8'e bakalım. Hel sadiguka muti'un müderrisihi. Bakın muti'a kelimesi ismi faildir. Buradaki müderrisine aslında bir nun varmış cemi olduğu için. İzafet sebebiyle uçmuş. Buradaki müderrisine de bunun mefulüdür. Amel etmiş arkadaşlar. Başında istifham edatı olduğu için. 9'a bakalım. El-muhlisu ihlasan daimen yuhibbuhun nas. El-muhlisu kelimesi ismi faildir. Elif lamla marif olduğu için ihlasan kelimesini amel ederek meful almış ve nasb etmiş. Ona bakalım. Ma zalen naimu ragbeten fil istirahati mut'aben minel ameli. Şimdi buradaki naim kelimesi name yenamuden ismi fail amel etmiş. Niye amel etmiş? Şartsız koşulsuz amel eder. Elif lamı var arkadaşlar. Ragbeten de bunun mefulü olmuş. Biraz da ismi mefullerle ilgili örneklerimizi çözelim. Burada yapmamız istenen şey de isim mefulleri haddit ismul mef'uli pardon isim mef'ulleri çözelim. Haddit ismul mef'uli ve ma'mulihi. Buradaki isim mefulleri bulacağız ve onların amel ettiği fail, naibi failleri veya mef'ulleri bulup işaretleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım el mektubu ismuhu alel levhati nacihun. Şimdi el mektubu isim mef'ul. El mektubu ismi meful. İsmi meful amel etmiş mi? Etmiş arkadaşlar. Kendinden sonraki kelimeyi naibi fail olarak almış. İsmu kelimesi naibi fail olmuş. Evet. İkiye bakalım. El kalemu elif lamlı olduğu için şarta gerek yok. El kalemu mevduun tahtet defteri. Kalem defterin altında defterin altına konulmuştur gibi manası var. Mevzuun ismi mefulümüz arkadaşlar tahte de bundan amel etmiş meful olarak almış. Niye amel etmiş? Mübtedadan sonra geldiği için. Üçe bakalım. Yani burada mübtedadan sonra geldiğince amel eder. Üçe bakalım. Ma ma'rufun sahibu seyyarati. Burada da bir olumsuzluk edatından sonra gelmiş. Nekra.
Amel eder arkadaşlar. Sahibu, naibu, fail olarak almış. Hatırlarsanız bunlar meçhul fiillerden türer demiştik. İsmi mef'uller meçhulden türer. Ondan dolayı da naibu fail alırlar. Burada da sahibu, naibu faildir. Hâzel haberu meskûtun anhu. Bakın burada meskûtun ismi mef'ulümüz arkadaşlar. Evet, naibu failler öyle olur arkadaşlar. Biliyorsunuz fail öne geçmez. Geçerse isim cümlesi olur. O zaten şöyle bir şey söylemiştik. Bu fiili gibi amel eden kelimelerde bunların üstünde amel ettiği, yani mamulleri, kendilerinden sonra gelir arkadaşlar. Yani ismi fail, ismi meful, mastar, efendim fiilimsi, bunlar da neydi? Özellik olarak amel eden şeyler, yani failleri, mef'ulleri kendinden sonra gelir. Sadece normal, bizim orijinal fiillerin, malum veya meçhul fark etmez, onların şartları var. Fiil cümlesinin yer değiştirmesi diye öğrettiğimiz. Ama buradaki fiil gibi amel eden, fiile benzeyip de amel ettiği için mamulleri öne geçme durumu yok. Leyse merdiyyun anil muhmeli. Buradaki merdiyyun ismi mef'uldür arkadaşlar. Bunun, evet, leyse başında ne var? Olumsuzluk edatı var. Amel etmiş. El külliyetu, nerede o? Evet, ha şurada. Evet, el külliyetu mu'lagun babuha. Fakülte kapıları kapanmış olandır. Evet, şimdi buradaki mu'lagun ismi mef'uldür. Babu kelimesi de naibu fail olarak gelmiş. Mu'lagun niye amel etmiş? Mübtedadan sonra geldiği için arkadaşlar. Ca'el ebu el mukarramu ibnuhu fil camiati. El mukarram kelimesi bizim isim meful kelimemizdir. Zaten elif lamul olduğu için amel eder. İbnu kelimesi de bunun naibu faili olarak gelmiş. E mesmu'un savtu tilfazi huna. Televizyon sesi buradan duyuluyor mu? Duyulur mu gibi. Bakın buradaki mesmu' kelimesi isim mef'ulümü, savtu kelimesi de bunun naibu failidir arkadaşlar. 9'da ne var? El mecruhu, yaralı, yaralanmış. Evet, vechuhu, yüzü yaralı olan. Ne olmuş burada? Sıfat olarak gelmiş. Bakın vechuhu, pardon, sıfat diyorum. Mübteda olarak başta gelmiş. Eliflamlı. El mecruhu, yaralanmış. Vechuhu, onun yüzü. Naibu fail olarak vechu kelimesi de buna naibi fail olmuş arkadaşlar. Naibi failinde raf etmiş. Yüzü yaralanan asker cesurdur. Hadaral ulema'u el mu'lenetu esma'uhum. Bakın buradaki el mu'lenetu kelimesi isim meful kelimemizdir. Esma'u eliflamlı olduğu için amel etmiş. Esma'u kelimesini naibi fail olarak almış arkadaşlar. 11 son örneğimizde ne var? Hâzet talibu mahbubun huluguhu. Aynı yukarıdakinin şeyiyle, mahbub kelimesi isim meful kelimemizdir. Sevilendir. Ahlakı sevilen. Bu öğrenci ahlakı sevilen öğrencidir. Şimdi buradaki huluku kelimesi de mahbub isim mef'ulünün nesidir? Naibi failidir arkadaşlar. Evet, bu şekilde ismi fail ve ismi mef'ul ile alakalı konumuzu burada tamamlamış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.